المرسلين وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلا سهلا. Evet, şimdi bu bizim kaldığımız yerden devam etmek istiyorum ama tekrar bir söz, bir mukaddeme yapmakta fayda var. Zayıf hadislerle ilgili bir sohbetimiz vardı geçen haftadan ve özellikle nur konusu ve kainatın yaratılış konusundaki şeylerde. Kainatın ilk yaratılmışı su olduğunu söylemiştik ve bu konuyla ilgili 3 tane hadis-i şerif vardır. Ayetler de bunu destekliyor ve Selefi Salihinin de rivayetleri bu yöndedir. O konuda varit olan hadislerdeki bir tane hadis vardır. Cabir hadisi. Cabir hadisinin zayıf olduğunu söylemiştik. Aslanın olmadığını söylüyor alimler ve senet olarak da alimlerin sahih olarak yazmayı taahhüt ettikleri sahih kitaplarındaki hadisler müteber olur. Bir de meşayih konusunda burada deniliyor ki alimlerin bir kaidesi vardır. Alimlerin kaidesi şöyle. Bir nas varsa, nas ne demektir? Ayet veyahut da hadis. Bir nas varsa, o nas zahiri manası, dış manası bir şey belli ediyor, bir şeye delalet ediyor. Bir şeyi gösteriyor. Apaçık bir mana ifade ediyor. O manayı kesinlikle alıp da yorumlamaya, başka altında başka manalar aramaya izin yoktur. İzin yoktur. Neden? Çünkü herhangi bir gerekçe yok, bir delil yok. O zahir manası dine aykırılık yönü yoktur. Dine zıt düşen bir tarafı yoktur. İki hal dışında, iki şart dışında başka bir manaya hamledilemez. Zahir bir nas. Hangi şart? Başka bir dini delil vardır. Yani başka bir taraftan daha kuvvetli bir hadis vardır ki o kuvvetli hadis bunun aksini söylüyor. O zaman o dediğimiz hadisi yorumlama yoluna giderler. Yahut da bir ayet vardır. Ayet apaçık bir şey ifade ediyor ama oradaki hadis de sahihtir. Yalnız manası, dış manası nedir? Ayete ya da diğer sahih olan hadise ters düşmektedir. Ne yapılır? O zaman zamanlamaya bakarlar alimler. Zaman silsilesine hangisi hangisinden önce geldi? Nasih mensuh olayı var mı? Birisi geçersiz, birisi geçerli durumu söz konusu mu? Yoksa başka bir manaya hamledilir mi? Oradan yorum çıkartırlar. Başka bir delil onun zıttıysa, ona zıt düşüyorsa. Diğer bir husus daha var. O durumda da şey yapılabilir, yorumlanabilir. Akli bir delil vardır. Akli bir delil, yani aklın gerektirdiği bir husus vardır ki, aklın gerektirdiği husus nedeniyle o reddedilir. Reddediliyorsa o şekilde yoruma gidilir. Çünkü İslam dininin hükümleri akla zıt değildir. İnsanoğlunun akli selim sahibi olan insan, bütün İslami hükümlerin doğruluğuna şahitlik yapar. Akli selim sahipleri. Akli selimin kendisi İslami hükümlerin tümüne doğru olduğuna şahitlik eder. Akli selim. Bu nedenle akli bir delile de zıt geliyorsa o konuda efendim yoruma gidirdir o hadiste. Kale ulema usul la yecuzu te'vil nas li gayri zalika ve inne zalika abath ve nusus tusanu anil abath. Tevil halinde ne olur? Abes olur diyor. Abes oyun oynamış gibi oluyor. Oyun oynamış oluyor naslarla. Teviline gidilirse apaçık bir şey var. Zahir manası belli bir nas var. Ve o zahir manası da dini hükümlere aykırılık arz etmiyor. O zaman yorumlanmaz. O şekilde hamledilir. O şekilde kabul edilir.
onunla oynamak, yani onu yoruma götürmek, onu yorumlamaya çalışmak da ne olur o zaman? Onu yorumlamaya çalışmak abes olur diyor. Şer'i hükümler de, naslar abese düşmekten korunmuştur, muhafaza altına alınmıştır. ذكر ذلك كثير كصاحب المحصول فبعد هذا يبطل تأويل المؤولين لحديث أولية الماء بأن أوليته نسبية لتأييد قولهم إن أول ما خلق الله نور نبيك نور محمد. O zaman bu ilk nur, kainatın ilk yaratılışı peygamberin nurudur demek de bu hadis mana itibariyle dış manası belli. Yani kainatın ilki Peygamber Efendimiz'in nuru olduğunu söylüyor. Bu yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü diğer hadisler sahih olan hadislerdir, doğru olan hadislerdir. Bunu söylemiyor. Kainatın ilk mahluku su olduğunu söylüyor. Suyun olduğunu belli ediyor. Bu nedenle sahih de olmuş olsa yorumlanır. Kaldı ki bu sahih değildir. Diğer hadis alimleri bunun sahih olmadığını söylüyorlar. Fakat nedir? Bir hadis daha vardır. Kalemin ilk yaratılmış olduğunu söyleyen bir hadis vardır. اَمَّ تَعْوِيلُ حَدِيثِ اَوَّلِيَةِ الْقَلَمِ لِلْتَوْفِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ اَوَّلِيَةِ الْمَاءِ فَذَلِكَ حَقٌّ وَصَوَابٌ لِأَنَّ كِلَا الْحَدِيثَيْنِ ثَابِتٌ فِي هَذَا فَهَذَا وَفِي هَذَا مَقْنَعٌ لِلْمُتَدَبِّرِينَ الْمُنْصِف. Evet, şimdi her iki hadis sahihtir. Kalemin ilk yaratılmış olduğu konusunda da bir şey vardır. Burada yoruma giderler. Nasıl bir yorum yaparlar? Derler ki, diğer mahlukatlardan sonra, yani ilk o mahlukatlar, ilk saydığımız su, arş, sonra kalem ve levh-i mahfuz. Su ve arştan sonraki mahlukatlardan sonra birinci şey olarak kabul ediliyor kalem. O nisbet olarak, yani onlara nisbeten yahut da kendisinden sonra, kalemden sonra yaratılmışlara nisbeten ilk olarak su ve arştan sonra ilk olarak kalem anlamında yoruma gidilmiş bu hadis-i şerifle. Bu hadisi bu şekilde kabul etmişler. Faide diyor, burada bir faydalı bir husus var. ورد في حديث صحيح ورد في حديث صححه بعضهم وضعفه آخرون أن الله تعالى قال لآدم لولا محمد ما خلقتك. Evet. Geçen gün bir kardeşimiz soru sordu bu konuyla alakalı. Bir başka bir hadis var, hadisi kutsi olduğunu rivayet ederler. Leulake lema halaktul eflak diye rivayet edilen bir hadisi kutsi var ama doğru değil. Bu hadis mevzu olduğunu söylerler alimler, hadis alimleri. Hadis-i Kudsi'nin mevzu olduğunu söylüyorlar. Leulake lema halaktul eflak sözünün manası, sen olmasan kainatı yaratmazdım. Ey Habibim, sen olmasan kainatı yaratmazdım mealindeki söz. O doğru değildir. Doğru değildir. Ancak bir rivayet vardır ki bunu bazı alimler tasih etti, bu rivayeti. Bu da bir hadis-i kutsidir. Bazı alimler de bunu zayıf gördü. Zayıf gördü. Nedir o söz? Leula Muhammedun ma halaktuke. Hazreti Adem'e hitaben söylenir ki Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım. Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım. Buna dikkat edin. O sözden çok karşılaşırsınız. Ravahul Hakim ve gayruhu. Bunu rivayet edenlerden Hakim, İmam Hakim, Mustedrak adlı kitabında olsa gerek. Ve diğer raviler, diğer hadis hafızları da rivayet etmiştir. Ve tasih etmişlerdir büyük bir kısmı. وَمَعْنَاهُ خَلَقْتُ الدُّنْيَا لِيُظْهِرَ مُحَمَّدًا صَفْوَتُهَا اَيْ اَشْرَفُ الْخَلْقِ. Harfiyen de manası şöyle açıklanır. Ehl-i sünnet vel cemaatın kaide ve kurallarına göre. Dünyayı, kainatı yarattım ki o dünya ve kainatın en üstünü olan Muhammed'in, şerefli ve üstün olan Muhammed'in tanınması ve bilinmesi için. Görülmesi, tanınması ve bilinmesi için. Nitekim geçmiş peygamberlerin zamanında bütün peygamberler Hazreti Adem'den tutun
Hazreti İsa'ya kadar her bir peygamber kendi kavmine, kendi milletine, kendi ümmetine tebliğde bulunmuştur. Hatırlatmada bulunmuştur. Bir peygamber gelecektir. Onun adı Muhammed'dir. Eğer onun zamanına erişirseniz ona tabi olunuz diye bir tembihte bulunmuştur. Bütün peygamberler Peygamber Efendimiz'i zikretmiştir. En sonunda zaten Hazreti İsa'nın peygamberimizi zikrettiği Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Yani geçmiş ümmetlerden bu yana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilinmektedir. Daha doğmadan önce. Zikri anılıyor, efendime söyleyeyim, bahsediliyor kendisinden ve kainatın en üstün kişisi olduğu da biliniyor. Adem Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha o işlenen hatadan dolayı, cennette yenilen meyveden dolayı yapılan o hata nedeniyle Allah'tan bağışlanmayı dilerken, Peygamber Efendimizin yüzü suyu hürmetine bağışlanmayı Allah'tan niyazda bulunmuştur. Ve Adem Peygamber'e sorulur, nereden bildin Muhammed'i? Adem Peygamber aleyhissalatü vesselam der ki, beni yarattığın zaman ya Rabbi arşın direkleri üzerine yazılıydı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şeklindeki yazıyı görmüş ve Allah'ın adının yanına eklenen, yazılan diğer bir ad kainatın en üstün kişisi ve Allah'ın en sevdiği kişi olmasaydı oraya yazılmazdı. Onu öyle bildim ya Rabbi. Onu bildim ki senin en sevgili kulun olmasa onu oraya yazmazdın. Onun için Muhammed'in yüzü suyu hürmetine beni bağışla şeklinde bir rivayet vardır. Ve rivayet sahihtir. Bu hadis sahihtir. Ahir zamana kadar da, kıyamete kadar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikri bakidir ve şeriatı bakidir, geçerlidir, değişmeyecektir. Bunu da biliyoruz. Çünkü daha sonra da bir peygamber gelmesi söz konusu değildir. Başka bir peygamber gelmeyeceğine göre Peygamber Efendimiz'in şeriatı ne değişir, ne geçersizliğe uğrar, ne de efendime söyleyeyim aksamaya uğrar. Kıyamete kadar devam edecek ve bu ümmet olarak da bu ümmet kıyamete kadar hak yolda, ehl-i sünnet vel cemaat çizgisinde sebat eden, kalıcı olan bir ümmet olarak olduğunu da belirtir hadis-i şerifler. Evet. فيفهم هذا أنه يصح أن يقال أن محمدا هو سبب وجود الدنيا وهذا تشريف. Peki buradan ne anlaşılır? Yani kainatın varlığının sebebi Muhammed'dir denilebilir mi? Evet denilebilir. Bu da bir şereftir onun için. Bu kainatının var olmasının sebebi Muhammed'dir denildiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem doğrudur ve o onun için de bir şereftir, bir iftihardır. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وكتب في الذكر كل شيء أي أمر الله القلم الأعلى بأن يكتب على اللوح المحفوظ ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. Levh-i mahfuza her şeyi yazdı demesi, yani kalem için, Allah'ın emriyle kalem, levh-i mahfuza her şeyi yazdı sözünün manası ise, o andan başlangıcından, yani kainatın başlangıcından kıyamete kadar olup bitecek her şey yazılıdır. Kıyametten sonraki durumları kapsamaz. Kıyamete kadar olup bitecek her şey levh-i mahfuza yazılmıştır. والقلم واللوح جرمان عظيمان علويان ليس كأقلامنا وألواحنا. Kalem ve levh-i mahfuz iki büyük cisimdirler. Çok büyük cisimdirler ve ulvi cisimlerden, yani üstte, yerleri üstte bulunan cisimlerden, hatta yedinci göklerin üstünde olduğu rivayet edilir. لَيْسَ كَاَقْلَامِنَا وَاَلْوَاحِنَا Bizim bildiğimiz kalemlerimiz ve levhalarımız gibi değildirler. Bizim bildiğimiz dünyadaki kalemlerimiz ve levhalarımız gibi değildirler. وَقَدْ وَرَدَا اَنَّ الْقَلَمَ الْاَعْلَى
min nurin lakin leysa thabiten ve manahu yushbihu nur. Bir rivayet varid olmuştur ki kalem, kalemi ala, yani bahsedilen kalem, levh-i mahfuza yazması emrolunan kalem, nurdan olduğu konusunda bir hadis rivayet edilmiştir. Ancak bu hadis sabit değildir. Bu hadis sabit değildir. Yani kesin doğru değildir demektir bu. Ancak kalem nura benzer. Nura benzer olduğu rivayetler mevcuttur. Onlar doğrudur. لِأَنَّ النُّورَ لَمْ يُخْلَقْ فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ. Çünkü o zaman nur henüz yaratılmamıştı. Kalem yaratıldığı zaman henüz nur yaratılmamıştı. Nur yaratılmamıştı. وَلَا الظَّلَامْ وَاللَّوْحْ وَرَدَ فِي وَصْفِهِ اَنَّهُ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَى حَافَتَاهُ يَاقُوتَةٌ حَمْرَى وَمَسَاحَتُهُ مَسِيرَةٌ 500 عَامٍ. Evet, o zaman nur yaratılmamıştı, karanlık da yaratılmamıştı. Levh-i mahfuzla ilgili ise, levhun neye benzediği konusunda ise ne deniliyor? Durra. Böyle durra dediğimiz böyle kıymetli taşlardan, yakut gibi, efendim inci gibi, beyaz renkli bir cisim olduğu, tabi çok büyük bir cisim. Kenarları da yakuttan, kırmızı yakuttan olduğu ve yüz ölçümü olarak da mesafe olarak yahut da büyüklüğü, açılımı 500 yıllık mesafe. Bu 500 yıllık mesafe bazen şöyle nitelendirilir. Yani mesafe bildiğimiz zaman ölçüm birimleriyle ölçünür. Nedir? Bu kilometre olur zamanımızda. Geçmişte de fersah olurdu, kadem olurdu, mil olurdu. Yani o şekilde zikredilirdi. Ama zamanla ölçüldüğü zaman ne demek oluyor? Yani 500 yıllık mesafe denildiği zaman acaba bu ne demek oluyor? 500 yıl mesafe. Ha. Bunu alimler zaman zaman bir at koşuşu olarak nitelendirirler. Yahut da bir hızlı uçan bir kuşun uçuşu nispetiyle ölçerler onu. Düşünün ki bir hızlı bir şekilde bir kuş uçarsa saatte kaç kilometre kat eder? O günün 24 saatini düşünün. 24 saati de 30 güne bir ay. Ay olarak hesaplayalım, çarpalım onu. Ondan sonra efendime söyleyeyim, seneye şey yapın. 500 yıl, bir de 500 seneye çarpın bunu. Bakın bakalım kaç milyon kilometre çıkar ortaya. Milyon, kaç yüz milyon belki. Ben bir ara bir hesabını yapmıştım ama birkaç yüz milyon gibi bir rakamlar çıkıyordu yani. Milyara bilmiyorum ulaşıp ulaşmadığımı da. Dünyanın bir ucundan öbür ucuna bir baksan yani nedir? 30 bin kilometre midir? 33 bin kilometre. 33 bin kilometre diyebileceğimiz bir şeydir yani. Bir düşünün artık. İnsanoğlu bir hesap ettiği zaman bunun şeyini belki bir noktada aklı durur yani. Ama daha ilginç bir şey vardır ki, bir gerçek var, bir hakikat var. O hakikat nedir? Onun üzerinde birazcık durayım ben, şöyle bir 5 dakika. Hani o vakit nur ve karanlık yaratılmamıştı diyor. Henüz nur ve karanlık yaratılmamıştı. Evet, bunlar yaratılmadan önce demek ki varlıklar vardı. Yaratılan varlıklar vardı. Sırasıyla anlattık ya, su yaratılmış. Arş yaratılmış. Kalem yaratılmış. Levh-i mahfuz yaratılmış. Ve ayetlerde de geçtiği gibi yerleri ve gökleri ve onların aralarındakini Allah Celle Celaluhu 6 günde yarattı. 6 günün de bazı ulamalara göre veyahut da çoğu alimlere göre kast edilen bizim günümüz değildir. Ama bizim günlerimizden 1000 sene gibi bir zaman dilimi. Bizim günlerimizden her gün, o 6 günün her günü bizim günlerimizden 1000 sene gibi. Ke elfi senetin mimme ta'uddun. Ayet-i kerimede var bu. 1000 sene gibi her gün. Bu nedenle 6 ayrı zaman dilimi demektedirler. 6 zaman dilimi. Neden? Çünkü gün mefhumu henüz daha yoktu. Gün mefhumu neyle belli olur? Güneşin doğmasıyla ve batmasıyla olur.
henüz güneş ve ay yaratılmamıştı. Gece gündüz yaratılmamıştı. Güneş yaratılmadığı zaman gün mefhumu olmadığını söylerler. Bu sıralamasıyla tabi manası altı zaman dilimi ve her bir dilim de 1000 sene kadar bir mesafeyle, bir tabir ile, bir manayla yorumlanır. Ha, asıl altını çizerek söylemek istediğimiz bir husus vardır. Karanlık ve nurun yaratılmadığı bir zamanda bunlar var idi. Şimdi Allah Celle Celaluhu cisim değildir diyoruz. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in itikadı Rabbimiz hakkında akaidi meselelerde gerek Nesefiye'de, gerek Tahaviye'de, gerek Cevheri Tevhid'de, gerek Fıkhi Ekber'de, efendim gerek İmam Beyhaki'nin itikad kitabında, Esma-i ve Sıfat kitaplarında, hepsinde Allah'ın isimleri ve sıfatları konusunu anlatan bütün kitaplarda, Ehl-i Sünnet kitaplarının hepsinde anlıyoruz ki Rabbimiz Celle ve Ala kainatı yaratmadan önce var idi. Kainatı yaratmadan önce var idi. Hiçbir şey yokken o var idi. Mekan yoktu, arş yoktu, gök yoktu, yeryüzü yoktu. Hiçbir şey yoktu. Mekan ve zaman yokken o var idi. Peki mekan ve zaman olmadan önce, yaratılmadan önce var idiyse demek ki mekansız olarak ve zamansız olarak var idi. Bunları yarattıktan sonra da Allah Celle Celaluhu değişmez, halden hale geçmez, eksilmez, artmaz, intikal etmez. Bu gibi sıfatlardan münezzehtir. Değişkenlik mahlukat sıfatlarıdır. Kainatı, gökleri ve arşı da yarattıktan sonra da ezelde başlangıçsızlık, ezelde yani hiçbir şey yokken başlangıçsız, Allah başlangıçsızdır. Allah'tan başka her şey başlangıçlıdır. Her şeyin başı, başlangıcı vardır ve sonu vardır. Ama Allah Celle Celaluhu başlangıcı yoktur. Başlangıçsızlık denir. Ezeli dediğimiz zaman başlangıçsız demektir. Demek ki bunlar yokken başlangıçsızlıkta Allah Celle Celaluhu var olduğu gibi bunları da yarattıktan sonra da öylece vardır değişmeden. Değişmeden, halden hale geçmeden, efendim tebeddül ve tegayyura uğramadan, değişkenliğe uğramadan ezelde var olduğu gibi yine de vardır. Hazreti Ali'nin de sözü zaten apaçık bir şekilde böyledir. كَانَ اللّٰهُ وَلَا مَكَانْ وَهُوَ الْاَنْ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانْ diyor. Hiçbir mekan yok iken Allah var idi. Mekanları da var olduktan sonra da Allah ezelde var olduğu gibi yine de öylece vardır diyor. Şimdi bazı insanlar düşünür. Ya niye aklımız almıyor? Allah'a tefekkür etmek haramdır, caiz değildir. Çünkü böyle bir yola çıkan, kalkışan bir insan, böyle bir teşebbüse giden bir insan küfre varır, şirke varır. Eğer illaki bir şekil vereceğim, illaki aklımda bunu tasavvur edeceğim derse, çünkü cisim değil, madde değil, mahluk değil ki tasavvur edilsin. Fikir ile, akıl ile tasavvur edilebilen şey, mahluk olan şeydir, yaratılmış olan şeydir. Yaratılmışın ötesine yaratılmış olmayanın ötesine gidilemez. Yani yaratılmışı düşünebilirsin ama yaratılmamış olan Allah'ın tefekkür edilmesi imkansızdır. Ki birçok mahluku tefekkür etmekten akıl aciz olduğunu söylüyoruz değil mi? İşte o örneği burada söyleyelim. Siz bir düşünün de kendinizi bu alimlerin yerine koyun. Nur var, bir de karanlık var. Işık var, karanlık var. Şimdi eşyalar zıtlarıyla bilinir. Ehl-i Sünnet ve Cemaat akaid ilminde çok anlatırlar, ilmi kelamda söylerler. Eşyalar zıtlarıyla bilinir. Yani güzelin karşıtı çirkindir. Kısanın karşıtı uzundur. Efendim beyazın karşıtı siyahtır. Nurun karşıtı karanlıktır. Nuru neyle tanıdık? Karanlıkla tanıdık. Zıttı karanlık. Karanlığı bilince nurun ne olduğunu anlıyoruz. Peki, karanlığı nasıl tanıdık? Nur geldi, karanlık yok oldu. Karanlığı dağıttı. O zaman karanlığın da ne olduğunu böylece anlamış olduk. Tefekkür edebiliyoruz her ikisini. Gözünü kapayarak da tefekkür etsen anlarsın ne olduğunu. Gözünü açarak da tefekkür etsen karanlığın ne olduğunu düşünebiliyorsun aydınlık ortamdayken. Ama ne nur var ne de karanlık var. Böyle bir zaman gelmiş değil mi? Gelmiş ve geçmiş. Nurun da karanlığın da olmadığı bir an var idi.
Bu an nasıl bir andı? Bir tefekkür edin bakayım. Ne nur var, ne de karanlık. Ne ışık var, ne de karanlık. Nasıl bir ortam olabilir? İnsanoğlu düşünmeye başladığı zaman yani biraz daha artık bocalamaya başlıyor, şaşırıyor. Acaba ne oluyor der. Jeton düşmez. Yani nur da yok, karanlık da yok. Nice bir şeydir acaba o, nasıl bir şeydir? Böyle bir zaman gelmiş geçmiş. İnsanoğlunun aklı sınırlıdır. Mahluku düşünebilir. Hem de mahlukun tümünü değil. Her mahluku düşünemeyebilir bazen. Ruh var. Taşıdığımız bir ruh. Canlı olarak da yaşıyoruz. Ruhumuzu taşıyoruz. Allah Celle Celaluhu İsra suresinde buyurur ki وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي. Ruh hakkında sana sual ederler, sorarlar. De ki ruh Allah'ın emrindendir. Yani Allah onu gizlemiştir. İnsanlar ruhun mahiyetinin ne olduğunu anlama konusunda kesinlikle şey yoktur. Acizdirler, izin yoktur. Allah bilir ruhun ne olduğunu. Taşıdığımız bir şey içimizdedir. Onun için insanoğlu Allah'ın varlığına inanacak. Allah vardır ama şekilsiz, benzersiz, keyfiyetsiz, mekansız ve zamansız. Hiçbir şeye benzemez. Kamil, kendisine yakışan kemal sıfatları vardır. Kemal sıfatlarıyla muttasiftir. Vasıflanmıştır. O şekilde bu kuralla, bu ölçülerle Allah'a iman etmek lazım. Evet, ve kavluhu ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَعْنَاهُ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خُلِقَتْ بَعْدَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الْأَرْبَعَ. Şu dört şeyden sonra yerler ve göklerin yaratıldığını. Önce yerler tabi. ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَعْنَاهُ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خُلِقَتْ بَعْدَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الْأَرْبَعَ. Bu dört şeyden yani su, arş, kalem ve levh-i mahfuzdan sonra yerler ve gökler yaratıldı. وَذَلِكَ بَعْدَ 50.000 سَنَةٍ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ. Bir de ne zaman? 50 bin sene sonra. İmam Müslim'in rivayet ettiği hadise dayanaraktan 50 bin sene sonra yaratıldı yerler ve gökler. Bu dört mahluktan, bu dört yaratılmıştan sonra 50 bin sene sonra yerler ve gökler yaratıldı. İnna Allaha ketebe makadiral halaiqi qabla an yahluqa as-semawati vel arda bi 50.000 sene. Yani kainatın kaderini makadir ketebe makadiral halaiq kainatın alemin bütün kainatın kaderini olup bitecekleri yerleri ve gökleri yaratmadan 50 bin sene önce yazmıştır. Yani Allah'ın emriyle kaleme emrolundu ve kalem levh-i mahfuza yazmıştır. 50 bin sene önce bunlar yazılmıştır. Nasıl 50 bin sene önce neydi? Yerleri ve gökleri yaratmadan 50 bin sene önce bunları levh-i mahfuzda yazmıştır. وَالسَّمَوَاتُ هِيَ سَبْعٌ وَالْأَرَضُونَ وَهِيَ سَبْعٌ. Yerler ve gökler yedişer kattır. Gökler yedi kat, yerler de yedi kat. وَكُلُّ سَمَاءٍ مُنْفَصِلَةٌ مِنَ الْأُخْرَى عَنِ الْأُخْرَى بِفَرَاغٍ وَاسِعٍ وَكُلُّ أَرْضٍ مُنْفَصِلَةٌ عَنِ الْأُخْرَى بِفَرَاغٍ وَاسِعٍ. Her gök diğerinden, her tabaka, her gökyüzü, her gök katı, göklerden her zamanın bir katı diğerinden büyük bir boşlukla ayrıdır. Büyük bir boşlukla ayrılmıştır. Yerler de aynı şekilde. Ve her biri de diğerinin üstündedir. خُلِقَتْ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكُلُّ يَوْمٍ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ قَدْرُ أَلْفِ سَنَةٍ بِتَقْدِيرِ اَيَّامِنَ هَذِهِ. 6 günde yaratılmıştır ve her bir gün bizim bugünlerimizden 1000 seneyle ölçülür. فَلَا يَقُلْ قَائِلٌ خَلَقَ اللّٰهُ الْعَالَمَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ اِنَّمَا يُقَالُ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ. Yani bir kişi Kur'an'da geldiği gibi söylemek gerekir. Şöyle demesin diyor bir kişi. Kainatı 6 günde yarattı ibaresini kullanmayalım. Bakın 50 bin sene bir aralık var arada. 4 tane yaratılmıştan sonra 50 bin senelik bir aralık var, bir zaman var. Ondan sonra yerler ve gökler yaratıldı. Bir kişi demesin ki efendim kainatı, bütün alemi
altı günde yarattı. Demelidir ki yerler ve gökleri ve onların aralarındakini altı günde yarattı. İki günde yerleri, iki günde de gökleri, diğer bir buçuk günde de onların aralarındaki nehirler, ırmaklar, ağaçlar, dağlar ve benzeri bunlar. Sonra da efendime söyleyeyim, Cuma günü Rabbimiz Celle ve Aleyh Hazreti Adem'i yarattı. Cuma günü ikindi vaktinden sonra. Cuma günü ikindi vaktinden sonra Hazreti Adem'i yarattı. فَاِنْ قِيلَ لِمَّا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَلَمْ يَخْلُقْهَا فِي اَقَلِّ مِنْ ذَٰلِكَ فَالْجَوَبَ اَنْ يُقَالْ لِيُعَلِّمَنَا اَتَّعَنِّي فِي الْاُمُرُ. Denilirse ki neden altı günde yarattı Rabbimiz yerleri ve gökleri ve onların aralarındakini de daha kısa bir zamanda yaratmadı diye soruyla karşılaşırsa, diyeceğiz ki Rabbimiz Celle ve Aleyh bize ahenkli, düzenli, nizam, intizam içerisinde çalışmayı, hareket etmeyi insanlara öğretmek için bu bir ibrettir, bir hikmettir ve bundan alınacak bu gibi dersler vardır. Yani sabırlı olmayı ve işleri yerli yerine koymayı, yerli yerine yapmayı, arda arda, arka arkaya, sırasıyla yapmayı öğretmek içindir. قال المؤلف رحمه الله ومعنى خلق كل شيء أنه أخرج جميع المخلوقات من العدم إلى الوجود. Her şeyi yarattı. Müellif rahimahullah buyuruyor ki her şeyi yarattı sözünün manası ise her şeyi yokluktan, yoktan var etmiştir. Adem dediğimiz Adem yokluktur. Yani Adem varlığın zıttıdır. Hani idam sözü de köken olarak oradan geliyor. İdam yani yok etme. İdam ettiler, yok ettiler anlamında. Bu mevcudatı, bu varlıkları yoktan var etti, halk etti. Yoktan var etmek Allah'a mahsustur. Bu manada halk etmek, bu manada yaratmak Allah'a mahsustur. Allah'tan başkasına da kullanılmaz bu ibare, yaratmak. Yaratmak, yoktan var etmek demektir. Eşşerah mâne zâlike. أن الله هو محدث كل شيء من العدم إلى الوجود ولا يضاف الخلق بهذا المعنى إلا الله. Evet, burada ki evet. قال المؤلف رحمه الله والله تعالى حي لا يموت. Allah Celle Celaluhu hayat sahibidir, ölmez. Hayat sıfatı vardır. Onun hayatı bizim hayatımız gibi değildir. Bizim hayatımız kanla, canla, efendim oksijenle, nefesle, ciğerle, bir takım sebeplere bağlı. Onlardan birini kaybettiğimiz zaman hayatımızı kaybederiz. Mesela kanımızı kaybedersek hayatımız kaybolur. Canımız çıkarsa hayatımız kaybolur. Nefes almazsak hayatımız kaybolur. Allah Celle Celaluhu hayatı bu gibi şeylerle vasıflanmaz. Asla ve kella. Allah'ın hayat sıfatı zati sıfattır. Ezeli ve ebedi, bütün sıfatları ezeli ve ebedidir. Başlangıçsız ve sonsuzdur. Ezeli olan zat, yani Allah'ın kendisi. Zat dediğimiz zaman Allah'ın hakikati demektir. Dikkat edin. Allah'ın zatı dediğimiz zaman Allah'ın hakikati demektir. Yani ta kendisi. Allah'ın kendisi demektir. Kendisinin ezeli olduğu gibi sıfatları da, zatı ezeli olduğu gibi sıfatları da ezelidir ve ebedidir. Değişmez, şekil ile vasıflanmaz. Beşer sıfatlarıdır da asla vasıflanmaz. Nitekim İmam Ebu Cafer Tahavi Hazretleri Akide-i Tahaviye adlı kitabında buyurur ki وَمَنْ وَصَفَ اللّٰهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرْ فَقَدْ كَفَرْ. Açık açık Allah'ın sıfatlarını zikrettikten sonra bunu arkasından zikrediyor. Kelam sıfatının arkasından kelam sıfatını anlatırken diyor ki işte kim ki Allah'ın sıfatlarından birini beşer sıfatlarıyla vasıflandırırsa, beşerin sıfatlarına benzetirse o kişi bilinsin ki kafir olmuştur. Evet.
yokluğa uğramaz. Hayatı ezeli ve ebedidir. Nihayeti yoktur, sonu yoktur. Yokluğa uğramaz. اِذْ لَوْ وُجِدَ بَعْدَ عَدَمٍ لَاسْتَحَالَ عَلَيْهِ الْقِدَمْ اَيْ الْاَزَلِيَّ لِأَنَّهُ لَا نِهَيَةَ لِوْجُودِهِ اَيْ اَبَد۪ي فَلَا يَطْرَوْ عَلَيْهِ الْعَدَمْ اِذْ لَوْ وُجِدَ بَعْدَ عَدَمٍ لَاسْتَحَالَ عَلَيْهِ الْقِدَمْ اَيْ الْاَزَلِيَّ Güzel de bir kaide var burada. Yani yok iken var olan bir şey ezeli olması imkansızdır. Ezeli olması imkansızdır. Yahut da yokluğa uğrayan bir şey de, yani yok olabilecek bir şey, onun ezeli olması imkansızdır. Ezeli başlangıçsız demektir. Ezeli olan bir şeyin başı yok, başlangıcı yok, zamanı yok. Bu yokluğa uğramaz. Yokluğa uğrayan bir şey de ezeli olması imkansızdır. Düşünülemez. Mesela Allah'tan başka ezeli hiç yoktur. Bakın bu noktaya iyi dikkat edelim. Hiçbir mahluk ezeli değildir. كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ Allah var iken Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Peki ezeli olan Allah'tan başka yoktur. Ama ebedi olan var mı? Evet. Ebedi olan Allah'tan başka şeyler ebedidir ama kendiliğinden ebedi değildir. Allah'ın onları ebedi kılmasıyla ebedi kalmıştır. Onların ezeli olması imkansızdır. Çünkü onlar mahluktur. Aklımız buna karar veriyor. Aklımız bunu hükmediyor. Kesin olarak aklımız bunu kesiyor. Cennet ve cehennem mahluktur. Ama bunlar ebedi kalacaktır. Yokluğa uğramayacaklardır. Kendiliklerinden değildir. Allah'ın ebediliği ise zatidir. Kendiliğindendir. Onu ebedi kılan başkası değildir. Başkasının onu ebedi kılmakla ebedi değildir. O kendiliğinden ebedidir. Ezeli olduğu için ebedidir. Ama cennet ve cehennem kendiliklerinden ebedi değildirler. Onları ebedi kılan Allah'tır. Bunu da iyi ayırt etmek lazım. Ruhlar mı vardır? Ebedi ruhlar mı vardır? Ruhlar da tabii ki ebedidir. Ruhlar da ebedidir. Nitekim cehennem ehli ve cennet ehli de yani dünya hayatında ölenler öldükten sonra ne olur? Müminlerin ruhları kabre konulduktan sonra tekrar dönüyor kabre. Kafirlerin de ruhları dönüyor. Ama ceset çürüyene kadar bağlantısı kesilmiyor. Kabirdeki ceset ile bağlantısı kesilmiyor. Tamamen ceset çürüyünce kuyruk sokumu kalıyor. Ondan sonra onlar cennete yükseliyor. Eğer takva sahibi, takva ehli mümin ise, günahkarlar ise yerle gök arasında, berzah aleminde tabii, berzah aleminde yerle gök arasında kalıyor. Berzah alemi nedir? Ölümden kıyamete kadar olan zaman dilimine berzah alemi deniyor. Ölümden, herkesin ölümünden sonra berzah alemi başlıyor. Kıyamete kadar o alem berzah alemidir. Kafirlerin ki ise yine azap görüyor kabrinde çürüyene kadar, sonra da cehenneme gidiyor. Ruhlar ebedidir ama kıyametten sonra mahşer gününde vücutlar da diriliyor, yaratılıyor. Yeniden diriliyor ve o kuyruk sokumu üzerine kurularak tekrar meydana geliyor. Yani kuyruk sokumu çürümüyor. Bütün beden çürüyünce kuyruk sokumu kalıyor. İncecik bir şeydir böyle. Şeyden daha küçüktür. Yani mercimek tanesinden daha küçüktür. Onun üzerinde bina ediliyor, kuruluyor vücut. Diriliyor. Allah onları, ruhlarını geri onlara giriyor. Ve o zaman da ondan sonra da daha ölmek yok. Cennet ehli cennette ebedi olarak nimetler içerisinde kalacaklar. Cehennem ehli de cehennemde ebedi olarak, ama kafirleri kastediyorum burada, ebedi olarak cehennemde kalacaklar. Günahkar olanlar ise ehli sünnet ve cemaatin akaidine göre o günahkarlar bir miktar cehennem azabını görürler. Cezalarını çekecek kadar azap gördükten sonra da Allah onları bağışlar, cehennemden çıkartır, cennete koyar.
Çünkü iman üzere intikal etmişler, dünyadan ölmüşler. Yani iman üzerine ayrılanlar. Ama küfre düşüp de ayrılmışsa artık o Müslüman değildir. Yani birçok insan İslam ismini, İslam kimliğini taşıyor ama bazı hususlar vardır ki itikadi, kavli veyahut da fiili. Üç tane husustur zaten dinden çıkartan. Küfür sözler, itikadi küfürler ve fiili küfürler. Sözlü küfürler, itikadi küfürler, fiili küfürler. Bunlardan birine dinden çıkartan küfür anlamında konuşuyorum ben. Bunlar çoktur. En çok örnekleri veya yaygın olan şeyleri sözlü olanlardır. Allah'a küfretmek, peygambere küfretmek, dinle alay etmek, namazla alay etmek tamamıyla insanı dinden çıkartır. O andan itibaren artık Müslüman değil, mürted olmuş oluyor. Mürted yani dinden dönmüş oluyor biz. Hocam, o kişiyi kendini tedarik edip de kelime-i şehadet getirerek tövbe etmezse, İslam'a geri dönmezse ve o hal üzere yakalanıp ölürse artık onun Mecusi'den, Hristiyan'dan, Yahudi'den hiçbir farkı olmaksızın ebediyen cehennemde kalır o kişi. Onun için hadis-i şeriflerde de belirtildiği üzere sabahleyin evinden mümin çıkar, akşam evine kafir döner mealinde hadisler çoktur. Dikkat etmek lazım. İnsan ahir zaman, hele ahir zamanda dinine muhafaza eden, dinini hakkıyla yaşayan insan yahut da dinine sahip çıkan insanlar ateşinde, elinde ateş tutmuş gibi, ateş parçasını elinde tutmuş kadar zorluklarla karşılaşıyor. Fitne fesadın çoğaldığı bir zamanda, küfrün çoğaldığı bir zamanda, batıl inançlar, düşmanlar sadece bir saldırı çeşidiyle değil, bize karşı, efendime söyleyeyim, türlü türlü metotlarla bize karşı savaşı ilan etmişlerdir. Hem fikir bazında savaşı ilan etmişler, hem silah bazında, hem kitaplar kanalıyla, hem televizyonlar kanalıyla, hem efendim kadınlar kanalıyla gençlerimizin beyinlerine türlü türlü zehirleri zerk ederek toplumumuzu ihlal etmeye çalışıyorlar. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Bu da yetmiyormuş gibi bizim içimizdeki toplumumuzdan insanımız kalkıyor, bunlara uyuyor. Bunların maşası, piyonu konumuna giriyor ve onlara yardım ediyor. Gençleri, onlar da artık onlarla beraber gençleri zehirlemeye, gençleri yoldan çıkartmaya, toplumu dejenere etmeye çalışan cahiller de vardır maalesef. Onun için bu ahir zamandır. Ahir zamanda çok iyi dikkat etmek lazım. Fitne fesadın çoğaldığı bir zaman. İlim ve alimlerin azaldığı bir zamandır. Ehl-i sünnet vel cemaatin yolunu, metodunu tutanlar elbette ki kıyamete kadar vardır insanlar dedik. Ve Allah Celle Celaluhu bizi onlardan eylesin. Rabbim bizi her türlü kötülüklerden muhafaza etsin. Dersimizi burada bugün bitti, noktalayalım. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Evet, tehlil yapalım. وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين